Hani bir tırda cephanelik bulunmuştu ya, havan mermisi kovanların bir tır dolusu. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mısır'daki darbeyi ilk eleştiren benim, demokrasi isteyen Mısırlıların sesleri kesilmişti demiştim, Mısır'ı düşman ilan ettiler dedi. Ortak kanaat önderi El Eser Şehi'dir. Sorbon'da eğitim görmüştür ve herkesin saygı duyduğu birisidir. Onu Erdoğan lanetledi. Lanetlediği için bütün Mısır'da Türkiye'ye karşı ciddi bir kırılma oldu. Kimsin sen bir başka üniversitenin, başka bir ülkedeki üniversitenin rektörünü, bilim insanını lanetleyeceksin? Nereden alıyorsun sen bu yetkiyi? Hükümetin dış politika stratejisini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, sen Rabia'yı çok seviyorsan git Mısır'a vatandaşlığına geç dedi. Mısır'da büyükelçimiz var mı? Yok. Suriye'de büyükelçimiz var mı? Yok. İsrail'de büyükelçimiz var mı? Yok. Neymiş? Bizim dış ilişkilerimiz çok sağlam hukuki zemine dayanıyormuş. Sevsinler senin anlayışını. Bütün bu gerçekler ortada dururken efendim Rabia işareti yapıyor birisi. Ya sen Türkiye'de yaşıyorsun kardeşim. Rabia'yı çok seviyorsan gidersin Mısır'a, Mısır'ın vatandaşlığına geçersin. Orada istediğin gibi siyasi faaliyette bulunursun. Sen Türkiye'desin. Az önce söyledim, millet perişan. Narenciye üreticisi perişan. Kişiler borç batağında. Bırakmışsın orayı, Mısır'la uğraşıyorsun. Neden? Mısır'da darbe yapıldı, ben darbecilere karşıyım diye. Sudan'da da darbe yapıldı. Kılıçdaroğlu bir uyuşturucu davasındaki ifadelere dayanarak açıkladığı belgelerle siz Suriye'ye silah sevkiyatı yapıyorsunuz, Türkiye'de üretiyorsunuz, jandarma kontrolünde gönderiyorsunuz dedi. Hani bir tırda cephanelik bulunmuştu ya, uyuşturucu ihbarı yapılıyor ama bakıyorlar ki Suriye'ye gidecek olan havan mermisi kovanların bir tır dolusu. Uyuşturucu ihbarı üzerine yakalanıyor, bakıyorlar ki tırda uyuşturucu yok, silah var. Mahkemede şunu söylüyor şoför, tır şoförü. Ben bu malzemeleri daha önce iki defa Reyhanlı'ya götürüp teslim ettim. Teslim ettiğim yer jandarma karakolunun korumasında olan etrafı çevrili bir yerdi. Zaten oraya girebilmek için jandarma kontrolünden geçiyordum. Ancak aracı aramadılar. Kasasına bakmadılar. Ancak bizim tırı götüren önce bir araç duruyordu. Herhalde tırın önünde bir araç var. Onu anlatmak istiyor. O araç ile konuştular. Bizimkiler yani yetkililer yani jandarma konuştular. Sonra o karakol binasının 200 metre ötesinde etrafı çevrili bir alana ben yükü boşalttım. Boşalttığım yükler hepsi ambalajlı, sarılı şekilde idi. Değerli arkadaşlar, bu bir suç belgesidir. Siz Suriye'ye silah sevkiyatı yapıyorsunuz, Türkiye'de üretiyorsunuz, tıra yüklüyorsunuz, jandarma kontrolünde gönderiyorsunuz oraya. Kim söylüyor? Silahları taşıyan şoför söylüyor.